pala bıyıklı değil, kaba bıyıklı. Maço sanırsın ama maço değil, sanki maça beşlisi. Benim ağabeyim olduğu için... Ya bırak ağabeyim şimdi. Her zaman... Hem ağabeyim hem imaga çalıştım. Türkücü Ferhat nasıl dayak yedi? Ferhat Güzel sevgilisinden dayak yedi. Ay ona Türkiye'nin çok en büyük Spider-Man. Spider-Man ya. Spider-Man. Neden şikayete gitti? Karizmayı da, kaba bıyığı da nasıl yerle bir etti? Bir delikanlının, Yağız Anadolu delikanlısının haberi geliyor şimdi. Şikayet dilekçesindeki kadın Nur Aksoy geliyor. Karısı ya tarafından şey, dövülen erkeklerin şey derneği ya. Bu. Ne anlatacak? Ferhat Güzel'i nasıl tanımlayacak? Ya nasıl? Bunun İbrahim Tatlıses yanından geçmez ya. Al sana haber, yine yeniden haber bombasıyla geliyor. Hayatından şüphe ediyorum. Lütfen Ferhat'cığım bize ulaş. En azından bir mesaj at. İyi misin, kötü müsün? Bu programda her an her şey olabilir. Senden dayak yediğini, elinde bıçakla karakola sığınmış ve karakoldan, devletin kolluk görevlilerinden yardım almak istemiş. Yani şu anda bu söylemiş olduğunuz konu ciddi anlamda ciddi bir konu. Ve diyorsunuz... Böyle bir şikayet var mı? Hayır, böyle bir şey yok. Bir de Ferhat'ın bir polisten yardım istemesi, bunların hepsi yalan. Çünkü kendisi 1.85 boyunda, 60 yaşında, aynı zamanda Gaziantep'li. Şimdi Ferhat, gene diyorum... Ferhat'la 3 yıldır birlikteyiz. Evliliğe doğru giden bir ilişkimiz var. Kendisiyle dayak olayı yoktur. Bıçak olayı kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Kendisine sosyal medya üzerinden hesaplar açtım. Reklamını döndürmesi için ve klip çıkarması için. Bunun için de bir reklama ihtiyacı var. Burada bir ünlüyle tartışmak yerine, ki onlara yapamayacağı için... Benle bu tarz bir polemiği yaratıp, gündem olup, sürekli İbrahim Tatlıses ve diğerleriyle gündem olduğu için benle de bu şekilde bir polemik yaratıp, gündeme düşüp, klibini vesaire gibi yani gibi şeyleri... Aslında birinci işte, soru buydu. Yani karakola gitmiş mi o gün? Hayır, öyle bir şey yok. Yalan. Bizim tamamıyla ismini vermeyeceğim bir yerde yemek yemeye gittik. Orada evlilikle alakalı... Yani evlilikle alakalı konuları işte konuştuk. Sonra ben de dedim ki, Ferhat dedim yemek yediğimiz yerde, evlilikle alakalı gidiyoruz. Yani 3 yıldır da birlikteyiz. Bu işi bir noktalayalım dedim. Yani hani ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapacağız gibisinden. O esnada işte bizim konuşma böyle hareketlendi, böyle konuş derken eski hani bu 3 yılın içerisinde yaşanan şeyler falan filan hepsi karman çorman oldu. Sonra işte o gün bir tartışma yaşandı. Öyle ama tartışma yemekten. Hayır. Yemekten sonra. Hayır. Tartışma yaşandı. Tartışmada Ferhat'a dedim ki evlenmeyeceksek 3 yılın ötesine gitmeyelim. Bu. Durduralım. İlişki noktalayalım. Yani bunu dedim ama ciddi anlamda siz böyle dedim. Siz kaç yaşındasınız bu arada? Özür dilerim. Ben mi? Hı-hı. 29. İlişkideki yaş alakadar etmiyor. Ben şunun için. Kaç yaşındasın diye Nur şunu söylemek istedim. Hani çok güçlüsün. Kung fu mu biliyorsun? Ne bileyim karate mi biliyorsun? Arkadaşlar karate mi biliyorsun? Yok. Muay Thai mı biliyorsun? Nasıl ne biliyorsun da bu herifi, kocaman herifi dövdün? Yok. Nasıl bir yani bir enerjiksin? Anladın mı? Ya kendisi dayak yani yemiş aslında. Ya dayak yemi de dediği işte ısırmalar ısırmış, falan. Isırmış her yerine ısırmış. Şimdi konu işte biz evlilikle alakalı dedim ki ben dedim siz tartıştınız. Bu, evet tartıştık dedim bitsin bu ilişki dedin, ben dedim ki bu ilişki dedin dedim bitsin hemen evet. Orada ayaklandı ve el kol hareketi yaparak bana dedi ki orada sen dedi beni yarı yolda bırakıyorsun hani biz seninle sonuna kadar gideceğim, gidecektik evet. Aradan bayağı bir zaman geçiyor işte yok Ferhat önde koşuyormuş pardon evde biz bıçaklı kavgaya girmişiz. Ben evde bıçaklıyormuşum Ferhat'ı. Ferhat kendini kaçmış. Zorla kapıyı açmış, evet, sokağa atmış. Yani bunların sonra hepsi ben arkası, evet, ben de arkasından güya koşmuşum. Tabii bıçakla kovalamışım, caddeye kadar fırlamış. O esnada polisleri Ferhat durdurmuş. Ferhat bir de durdurmuş. Polisten yardım istemiş. Bir de
O da yetmiyormuş gibi bir de ben elimde bıçakla karakolun içine kadar girmişim. Evet, basından sen Ferhat'tan, basından yansıyan bu. Sen evet, Ferhat'tan ilk kez mi şiddet görüyorsun? Daha önce de gördüm. Ya şimdi bir ilişkide, evliliklerde de böyledir biliyorsunuz. Yani tartışmalar yaşanabilir. Şiddet olarak mı? Şöyle bir şey var. Şimdi onunla anlaşamadığımız noktada şey yapıyordu böyle hani ısırma gibi, koparma gibi. Öfke böyle kontrolü bir... yok. Öfke kontrolü evet yok. Doğru. Ha, ısırmak nedir? Isırma dediği dişleriyle işte kolumun Allah burasını Allah. Koparacak derecede. Yani başka? Evet ısırmışlar. Tabii mesela bacaklarında var duruyor onlar. Bakacağım çünkü ben her şeyi kontrol etmeden sizde paravan isteyeceğim. Ve şöyle bir şey dedi. Şimdi bu olaylar yaşandı. Ben bu olayları tabii bilmiyordum. Arkadaşımdan öğrendim. Ben başka bir yerdeydim. Dedi ki Nur dedi meşhur olmuşsun işte falan filan gibi şeyler. Hayırlı olsun. Herkes gülme krizine girdi. Neyse orayı es geçiyorum. İşte bana bunları yapacağını zaten söylemişti. Ben biliyordum. Çok da hani şey yapmadım. Ki görüşeceğiz de demişti. Öyle bir cümleyi de bana sarf etmişti tehdit zaten. Tehdit olarak görüşeceğiz yani. Artık ne anlamda? Tehdit şimdi bu ederek. Olaylardan sonra başka ne gibi şeyler gündeme getirir, gündemde kalmak ister onları bilemem. O beni peki, aşıyor merak yani. Ediyorum, şunu merak ediyorum. 3 yıllık bir ilişki. Ve şunu arasa da şiddet gördüğünüz halde. Niye noktalamadığınızda ya evlilik şimdi, diyorsunuz? Tamam. Bravo, ama şimdi orada Ferhat defalarca ağlıyor. Yalvarıyordu, ayaklarıma kapanıyordu, özür diliyordu. Yani bunları ben biliyorum. Abi bir kere yapan her zaman yapar. Veya bıçakla kovaladığın haberi tamamıyla asparagas mı diyorsun? Yok böyle tamamıyla bir şey yaşanmadı işte, mı? Böyle bir şey olmadı mı? Siz Ferhat Güzel'i kovalamadınız mı? Bıçakla peşine gitmediniz sen mi? Sen Ferhat kendisini Güzel'i dövdün dövmediniz mü? Mi? Hayır canım öyle bir şey sizce mümkün? Görüyorsunuz beni burada yani canlı görüyorsunuz. Yani böyle bir şey yani, sizce şöyle bir şey. Yani hem sizce... kendisi şiddet uyguluyor bir de sana iftira mı attı? Ama bunu söyledi zaten yapacağımı diye. Yani ben şimdi ne diyeyim yani adam şimdi yarın öbür günde çıkar farklı bir iddia ortaya atar. Daha çok gündem olmak ister. Yani ben ona bir şey diyemem. Beni de yani onlar aşan bir durum. Yani şimdi benim boyumu posumu gördünüz. Bir görebilir miyim? Evet. Canım belki tayıcısındır, yani, kickboksçusundur. Bu arada hayır canım. Şöyle yapayım görünmemeli. Tamam. Arkadaşlar şu anda paravanda kontrol ediyoruz. Ferhat kızın Güzel. Her tarafı mosmor. Şaka yapıyorsun. Bütün bacakları, göbeği, her tarafı mosmor bilginiz mı? Olsun. Isırık. Sarı sarı kocaman. Sevgili yani, Ferhat Güzel. Sen peki. Nur Hanım'ı vampir gibi, Spider-Man gibi ısırdın mı ısırmadın mı kardeşim? Cevap ver. Arıyorum. İthamlar son derece hiç ağır. Gel buraya. Bu ağır ithamların altında kalacağına da inanmıyorum. Sen böyle bir insan yapmazsın. Hümanistsin, sanatçısın. Hayvanı seversin, doğayı seversin ama gördüğümüz görüntülerle tüylerimiz diken diken oldu. Nasıl olacak şimdi? Ben alayım canım benim. Gel sana sarılayım. Ay özlüyor ay ben kıyamam, ben kıyamam. Spider-Man'in Ferhat karısı. Bey, Ferhat'cığım, Ferhat'cığım, canım benim Ferhat'cığım. Ve Nur Hanım'ı Ferhat hemen kıza gel özür dile. Çiçek getir. Ve ağını ör ona. Ağını ör. Bence, ağını bak, ör ona. Gel Spider-Man. Bak bence Ferhat Güzel benim gördüğüm ekranlardan bildiğimiz, tanıdığımız Ferhat Güzel çiçeğini alır. Kanala gelir canlı yayında. Gel evlenme teklif eder. Evlenme teklif etmek suretiyle Nur Hanım'ın gönlünü şu anda gelirse ne yaparsın?